İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan şehirlerini tanıyalım siz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin Azerbaycan kontrolü altında bulunan bölgedeki Ermeni kültürel mirasının geleceği konusundaki endişelerinden bahsetti. Arzıvaşen topluluğu bugün var ve Arzıvaşen'e taşınmaya hazırlar. İnsan hakları savunucusu, Artsakh halkının tüm hakları için yeterli koşulları sağlayan çözümlere ulaşmak istiyor. Kurumkhmayak Havatar'ın Haygazun Arevortilere yazdığı mektup. David Ovanisyan Avrupa Alter şampiyonu oldu, Ara Aganyan altın madalya kazandı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Siz Batı Ermenistan'ın Ovalık Kilikya'daki Adana ilinin Kozan ilçesinde bulunan bir kale şehridir. Şehir yemyeşil, portakal, limon, badem, zeytin, üzüm ve her türlü sebze bahçeleri ve pirinç tarlaları dahil Ovalık Kilikya'nın geniş ve verimli tarlaları ile çevrilidir. Sis antik çağlardan beri anılmaktadır. Şehir deniz kıyısından uzak bulunduğu için stratejik anlamda daha güvenilirdi. Ekonomik ve kültürel yaşamın gelişmesi kentin içinden geçen ana ticaret yollarıyla kolaylaştırılmıştır. Sis 1226-1270 yıllarındaki 1. Hetum Kralı döneminde ve halifeleri zamanında inşa edildi, daha güzel bir hale geldi. Şehrin yakınındaki ulaşılmaz Sis Dağı'nda Ermeniler tarafından inşa edilmiş ve bir güvenlik garantisi olan güçlü Sis Kalesi vardı. Sis aynı zamanda önemli bir dini merkezdi ve şehirde çeşitli zamanlardan inşa edilen yaklaşık 1,5 düzine kilise vardı. Şehirde ayrıca başkente yakışır okullar mevcuttu. 1909'da Sis Ermenileri katliamlara maruz kaldı. 1915-1918 yılları arasında Türk katillerce Armenosu'da uğradılar, kalanlar ise sürgün edildiler. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin sunduğu Dağlık Karabağ çatışmasının insani sonuçları formülünde Dadivank Manastırı da dahil olmak üzere düzinelerce Ermeni Kilisesi, Manastırı, Haçkarları ve Azerbaycan kontrolünde bulunan bölgedeki diğer kültürel miras alanlarının geleceği üzerindeki endişelerini hatırlattı. Azerbaycan hükümetinin Ermeni inançlıların Azerbaycan kontrolü altındaki bölgede bulunan manastıra hac ziyaretlerini defalarca reddettiği kaydediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi formülünün Azerbaycan'da Ermeni kültürel mirasının Kafkas Albanları mirasıyla değiştirmeyi amaçlayan devlet düzeyindeki anlatıya ilişkin endişelerini dile getirdiğini belirtti. Yıl boyunca Ermeni kültürel ve dini mekanların vandalizm vakalarının yanı sıra hükümetin Ermeni mirasına karşı kasıtlı eylemleri hakkında çok sayıda rapor olduğu vurgulandı. Gegharkunik bölgesi Şohagat Cemaati Başkanı Arzıvaşenli Suliko Şuşanyan'ın ifadesine göre Arzıvaşen hiçbir zaman anklav olmadı. Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçasıydı. Suliko Şuşanyan, bugün Ermeni tarafının bunu açıkça söylemesi gerektiğini, Arzıvaşen'in Ermeni olduğunu kanıtlamaya çalışmaması gerektiğini belirtiyor. Şuşanyan, kendimizi haklı çıkarmamalıyız, kanıtlanmış olanı kanıtlamaya çalışmamalıyız. Arzıvaşen, Ermeni olmuş ve öyle kalacaktır. Cambarak'ta hala bir Arzıvaşen topluluğu var. Arzıvaşen halkı doğum yerlerine dönmeye hazır, dedi. Arzıvaşen sakinlerinin %60-70'i Cambarak kentinde yaşıyor. 1992'den beri Arzıvaşen Belediye Başkanı olan Mamikon Xeçoyan, bugün Ermeni tarafının yasal dayanağının 1854 yılında kurulan Arzıvaşen'de sadece Ermenilerin yaşamış olduğunu söyledi. Xeçoyan, asırlar önce orada barajlar yapılmış, mezarlar ve haçkarlar vardı. Yani 1854'e kadar orada Hristiyanlar yaşıyordu. 4600 hektarlık bu alan Sovyet yıllarında bile Ermeni toprağı olarak kabul edildi. Azerbaycan ile hiçbir bağlantımız yoktu. 1854'te ağırlıklı olarak Artsakh ve Batı Ermenistan'dan insanlar Çoratan köyüne taşındı ve daha sonra oradan gelip Arzıvaşen yerleşimini kurdu. Daha önce orada asla bir Türk yoktu. Bu tarihi bir Ermeni bölgesidir, diye anlattı.
Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Kristine Grigoryan, parlamentoda gazetecilere verdiği briefingde Artsakh'ın statüsü konusuna değinerek Artsakh'ın statüsünün ya da bunu elde etmek için dış politika taktiklerinin siyasi karar vericiler tarafından belirlendiğini söyledi. Grigoryan, insan hakları savunucusu olarak defalarca söylediğim ve benim için en önemli ilke Artsakh'ta yaşayan hemşerilerimizin tüm haklarının garanti altına alınması için yeterli koşulların varlığıdır. Bu bir insan hakları savunucusu olarak benim en önemli yaklaşımımdır, dedi. Şu anda Artsakh'ta insan haklarının korunup korunmadığı sorusuna da değinen Grigoryan, şu anda elbette Artsakh'ta yeterli bir insan haklarının korunması durumundan bahsetmenin mümkün olmadığını ifade etti. Grigoryan, her şeyden önce güvenlik sorunları olduğu açık. İnsanlarda güvenlik duygusu yoktur. Çok agresif politikalar sonucunda psikolojik güç gösterisi, baskı veya bunun tehdidi altında birçok durumda insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Mülkiyet haklarını, eğitim haklarını kullanamıyorlar derken savaş sonrası çatışmalar gibi savaşların doğrudan insan haklarına yönelik en büyük riskler olduğunu da sözlerine ekledi. Haygazun Arevortiler 13. yüzyılın ilk yıllarında Kurumhımayak Havatar tarafından yönetiliyordu. Ondan çeşitli Haygazunyans topluluklarını Ermeni inancında güçlendirmek için yönlendirmeye çalıştığı birkaç mektup miras aldık. O yıllarda kilise Arevorti inancına sahip köylülere korkunç vergiler yükledi ve bu da halkı çok zor durumda bıraktı. Köylülerin çoğu hayatta kalabilmek için manastırlarda yaşayarak ve köylülerden toplanan malların tadını çıkararak keşiş olmaya çalıştı. Kurumhımayak Havatar'ın mektubunun tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Avrupa Halter Şampiyonası Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleşti. Yarışmanın 96. kiloda halterciler mücadeleye girişti. Ermenistan Cumhuriyeti'ni bu kiloda Ara Ağanyan ve David Ovanisyan temsil etti. Ermenistan Cumhuriyeti ulusal takımından David Ovanisyan koparmada 167 kilogram ve 171 kilogramda başarı gösterip altın madalya kazandı. David Ovanisyan sirkmede ise iki yaklaşımda 203 ve 206 kilo kaldırdı. Ermeni halterci bu kategoride gümüş madalya kazandı. David Ovanisyan toplamda 377 kilo ile Avrupa şampiyonu unvanını kazandı. Ara Ağanyan toplamda 375 kilogramlık bir sonuç kaydederek Avrupa ikincisi oldu. Batı Ermenistan, Ermeni sporcuları tebrik eder ve onlara yeni zaferler diler. Sevgili yurttaşlar, Batı Ermenistan'ın vatansever evlatları, Batı Ermenistan liderliği fikir ve ilkelerine sadık kalarak televizyonu ve çevrim içi platformlarının aracılığıyla ülkemizin tarihinin bugüne ve geleceğe ile ilgili çeşitli olayları sunmaya, hükümetin siyasi ve kamusal faaliyetlerini yeni yaklaşımlarla sizlere bildirmeye devam ediyor. Ayrıca hepinizin daha yakından temas halinde bulunmasına izin veriyor. Televizyonumuz olan Western Armenia TV aracılığıyla hükümetle, ulusal meclis üyeleriyle doğrudan temas kurabilir, doğrudan Batı Ermenistan ve vatandaşları ile ilgili endişelerinizi, sorularınızı dile getirebilir ve çeşitli ilginç önerilerde bulunabilirsiniz. Televizyonumuzun kendi reklamını yapmadığını hatırlatarak fırsatlarını ve bağlantılarını sizin de aracılığınızda genişletmek istediğini belirtmek isteriz. Sizin desteğiniz hepimizin zaferidir. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size duduk sanatçısı Hovik Garabetyan tarafından Aşuk Şeram'ın Sarergaha Çem adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.